Herkese selam arkadaşlar. Videonun konusu holo. Holo'da hedefler büyük mü değil mi? Beraber bir inceleyelim. Son durum nedir? Holo'nun hareketleri, grafik karakteri, haftalık yapı nedir, ne değildir? Hep beraber bakalım. Durum nedir? Holo, Türk yatırımcısının sevdiği, en çok yatırım yaptığı enstrümanlardan biri uzun zamandır. Umarım o yüzden ve dilerim ve duacıyım kendileri adına. Holo'da Uzun zamandır holoyu satmamış sabırla burada bekleyen arkadaşlar umarım çok büyük karlar elde ederler holodan ki Türk yatırımcısının bu dönemde çok iyi karlarla e, bu dönemi bitirip e, mutlu mevsup buralardan ayrılmasını canı gönülden isterim arkadaşlar. Bizim millet kazansın. Ee, Holo'daki son durum ne? Holo'da, Holo'yu biliyorsunuz. Ben uzun vadeli yatırım için Holo'da işlem açmadım. Uzun vadeli yatırım yapmayı düşündüğüm bir enstrüman değil başından beri. Ama Swing Trade'de veya 200 günlük takibinde gayet başarılı ve trende trende gayet uygun hareket eden bir ensturuman. Ee, swing Trade sepetinde de yok. Ama her an e, en azından bir yedek listeye alabilirim. Şu an mesela o yedek listeden çünkü Feti ve enerji çıkartma durumum var. Çünkü onlarda ikinci dalga da bitti. Üçüncü dalgayı artık üçüncü dalga yakalamaya da gerek yok. Yani buralarda daha birinci dalgası hemen hemen şu bir ve iki diyebiliriz. Bu eğer devam ederse ikinci dalga olarak algılayacağız ama şurayı ben saymak istemiyorum. Şuradaki e, efendime söyleyeyim çanak bölümünü saymazsak buradaki buradan sonra yapacağı düzeltmede burası birinci dalga olarak kabul edersek ki daha da işimize gelir. Çünkü oradaki ikinci dalga daha kuvvetli bir ikinci dalga olma ihtimali olabilir. Şu anda durum ee, zaten ilk hareketten sonra yani 200 günlüğün üzerine attıktan sonra devam eden harekette de tekrar 50 günlüğün altında kapanış kapanışı gördükten sonra geçmesi gereken Kırması gereken seviye 0.0028 seviyesiydi. Orayı da kuvvetli bir şekilde kırıp yukarı attıktan sonra yukarıda şu anda bir akümülasyon süreci yaşıyor. Bunun devamı gelir mi gelmez mi? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Belki döner tekrar 0.00 28 seviyesine tekrar bir düzeltme yapma ihtimali olabilir. Ee, olabilir. Çünkü orası da bak %40'lara tekabül ediyor. Eğer yükselmeye başlamış piyasada %40'lık düzeltmelerde daha önce almayı almayı düşünüp de alamadığın kaçırdığın enstrümanlar varsa boğa piyasasında özellikle %40'lık %50'lik geri çekilmelerde kesinlikle o zaman girmen gerekiyor. Yani kaçırdıysan burada gireceksin. Ama dediğimiz gibi buralarda gir, girdiğin pozisyon büyüklüğüyle buradaki girdiğim pozisyon büyüklüğü hiçbir zaman aynı olmayacaktır. Yukarı gittikçe piyasa gaza gelip çok büyük pozisyonlar açmak yerine tam tersine pozisyonları küçültmek e, elzemdir arkadaşlar. Çünkü buralarda hep şey yapıyoruz. E, ölü zamanlarda, herkesin korktuğu zamanlarda alım yapmayı, daha daha yüklü alımlar yapmayı ta, e, tercih ediyoruz kendi adımıza. Ee, kendi adıma söyleyeyim. Eğer buralarda alım yapmışsam şu anda benim holo falan almama bile gerek yok. Neden? Çünkü eğer holo'yu şu bölgeden almışsam bir şekilde veya şu 200 günün üzerine attığı yerde almışsam bunun altında kapanış gelmediği sürece hatta şu en son gördüğü dip olan 958 seviyesinin altında kapanış gelmediği sürece holo'yu almama gerek yok. Zaten en en düşük fiyattan neredeyse almışım açıkça söyleyeyim. Orada da bir sürü binlerce strateji var. Uzun vadeli yatırımda da e, birçok strateji var. Onlardan biri e, kafayı kaldırdığı zaman alırsın. E, efendime söyleyeyim. Ya da 200 günlük veya 100 günlük veya 50 günlük canı gönlün hangisini tercih ederse. Ona göre e, uzun vadeli yatırıma girebilirsin. Swing Trade'de başarılı olacak gibi duruyor Holon. Açık söyleyeyim o yüzden Holo'yu her an hatta ana kadroya bile alma ihtimalim var. Swing Trade, e, 20, 2024 Swing Trade işlemlerimi e, Trade Araştırma Analiz Grubu'nda paylaşıyorum. E, oraya üye olmak için katıl tuşundan üye olabiliyorsunuz. Oradan da e, Telegram grubuna giriyorsunuz. Orada paylaşıyorum o işlemleri. Müthiş gidiyor e, oradaki işlemler. Çok başarılıyız. çok başarılıyız. Nazar değmez inşallah piyasaya. E, başarılı bir şekilde devam ederiz. Hot'taki durum Hot'taki durum şu anda hiçbir problem yok. 50 günlüğünde üzerinde, 200 günlüğünde üzerinde yola devam arkadaşlar. Şurayı da kırması o da başı, e, o da başarılı bir e, e efendime söyleyeyim bizi başarılı demeyeyim de bizim yüzümüzü güldüren, bizi umutlandıran bir kırılım olarak görebiliriz burayı. Hedef şöyledir, hedef böyledir biliyorsunuz ben hedef veren bir arkadaşınız değilim. Tahta sahibi olmadıktan sonra hedef veremem. Holo ile ilgili düşüneceğim ve arzu edeceğim tek şey eski zirvesi olan 0.031 seviyesine kadar gelmesi. Buraya geldikten sonra eğer uzun vadeli yatırımcıysam dediğim gibi buralardan toplamışsam Holo, eski zirvesini gördükten sonra başka bir stratejiye geçebilirim. Onun haricinde kesinlikle şuradaki boşluk dolmadan hiçbir şekilde holoyu elimden satmaya gönlüm razı olmaz zaten. Yani holoyu buradan aldım, burada satayım, aşağı tekrar düzeltme yapar, tekrar alayım. Nereden biliyorsun ki? Nereden biliyorsun? İki gün sonra buradan iki tane, üç, üç, iki günlük, üç günlük yukarı iğne atar, birdenbire eski zirvesini görür oturup arkasından ağlarsın. O yüzden belli başlı enstrümanlarda eğer gerçekten iyi fiyatlardan da almışsan fazla kıpraşmaya gerek yok. Çünkü buradaki hedef zaten şuradaki boşluğun dolması bariz bir şekilde gözüküyor. Eski zirvesine ulaşması. Ee, onun haricinde Holo hakkında diyecek bir şey yok. Gayet her şey güzel işliyor. Trendi de güzel takip ediyor. 200 günlük güzel takip ediyorsun şeyde eee Holo'da. Ee, hiçbir problem yok arkadaşlar. 200 gününün altında kapanış gelmediği sürece hiçbir problem yok. 200 gününün altında kapanış gelirse bir tedbir amaçlı bir ufaktan e, topuklamak gerekiyor. Üzerindeki kapanışlarda tekrar girilebilir. Çünkü bu e, eski zirvesine kalan, kadar olan bölüm boş bir bölüm. Buralarda buraları değerlendirmek gerekiyor bir şekilde. Dediğim gibi kaçırmış olan varsa da Buradan eğer %40'lık %50'lik bir düzeltme gelirse orada girmek zorundasın. Yani fırsat olarak gözüküyor. Bu, bu saatten sonra %40'lık %50'lik düzeltmeler fırsat olarak önümüzde duruyor eğer fırsatsa tabii. Eğer devam edecekse yoluna. Haklı isek, haklı değilsek aşağı doğru, <laughs> aşağı doğru çakacaklardır. O zaman da aa evet aşağı çaktılar deriz hiç problem değil kendi adımıza söylüyoruz panik yapmıyoruz kötü senaryo her zaman cebimizde kötü senaryoya karşılık planlarımız da cebimizde her zaman dediğimiz gibi bu piyasa yukarı da giderse biz buradayız aşağı gelirse biz yine buradayız arkadaşlar Oradan da kazanırız, buradan da kazanırız. Hiç problem değil. Tabii ki e, güzel yukarı doğru bir senelik, bir buçuk senelik bir güzel bir rally hepimizi çok mutlu edecektir. Umarım e, hayallerimiz suya düşmez. Hiç kimsenin hayalleri suya düşmez. Çok güzel duruyor şu anda holoda. Yani şurayı takip edersem ben hiçbir zaman biliyorsunuz demem daha önce öyle oldu diye şimdi de öyle olacak olacak diye bir garanti yok. Öyle bir şey bir teknik analize bak teknik analiz bakarak daha önce öyle oldu şimdi aynısı olacak diye bir durum söz konusu olamaz. Belki çok daha iyi olsa, olacak. Çok, çok daha iyisi olacak. Nereden biliyorsunuz? Yani şuradaki şu bakıp e, abi ne kadar iyi prim yapmış 2021'de diyorsun. Belki önümüzdeki dönemde e, uzaya doğru çıkacak. Buradaki prim e, buradaki yani buradaki şaşırarak baktığım prim belki şey kalacak ufacık bir primmiş gibi kalacak önümüzdeki dönemde ki ben önümüzdeki dönemlerde piyasada çok büyük bir hype bekliyorum buraya gelecek insan sayısı çok artacağını düşünüyorum global anlamda da öyle Türkiye'den de öyle para çok para geleceğini düşünüyorum ve gelen insanların kesinlikle fiyata miyata bakmadan ne bulursa alacaklarını düşünüyorum. Orada da daha çok işte Mimcoin'lere daha çok şans veriyorum. Umarım önümüzdeki dönemde Mimcoin'ler bize alım fırsatı verir. Çünkü geçen 11 gün boyunca deli gibi bir yukarı hareket yaptılar. Umarım güzel bir düzeltme gelir. Biz de toplarız birazcık. Holoda durum bundan ibaret. Yapılacak bir şey yok Holoda şu anda. Oturacağım bekleyeceğim keyfini sür arkadaşlar. piyasanın keyfini sürmeyi bilin. Şimdi ben de her zaman söylüyorum kötü kötü senaryo cebinde dursun. Kötü senaryo cebinde durmasının manası şu değil. Gece gündüz tedbirli bir şekilde ha şimdi verecekler, ha şimdi verecekler diye ondan bahsetmiyorum. Piyasa gidiyor mu? Keyfini de sürmeyi bil. Şu anda acayip keyfini sürüyoruz. Canlı yayınlara katılabilirsin. Ee, uzun vadeli yatırımcı arkadaşlardan çoğunluk olarak onlarla beraber güzel sohbet muhabbet dönüyor. Alt koyun bakıyoruz, nazlanmıyoruz, bakıyoruz arkadaşlar elimizden geldiğince. Ama e, senin istediğin, arzu ettiğin cevapları vermekle mükellef değiliz her zaman onu söylüyorum. Doğru bildiklerimizi, şimdiye kadar edindiğimiz tecrübeler e, neticesinde e, aklımızda ortaya çıkmış. Cevapları vermeye çalışıyoruz sana. O senin işine gelmeyebilir. Sen tospembe bakıyorsundur bazı şeylere. Biz öyle bakmıyoruz. Pek tospembe bakmıyoruz. Keyfini sürüyoruz ama her şeye de hazırlıklıyız. Durum bundan ibaret. Hola yatırımcısı umarım acayip mutlu olur. Çok mutlu olursunuz inşallah. Sağlıcakla kalın.